Herkese merhaba. Bugün sıklıkla aldığım bir sorunun cevabını teknolojik bir araştırma sonucuna dayandırarak vereceğim. Mülakata neden davet edilmiyorum sorusu. Bu soru adaydan geldiği zaman adaya ilk olarak şunu soruyorum. Aday izleme sistemleri hakkında ne biliyorsunuz? İş görüşmesi yapmanın önündeki ilk engelin bir işverenin kararı olduğunu düşünüyorsanız resmin tamamını görmüyorsunuz demektir. Fortune 500 şirketlerinin %99'u Özgeçmiş havuzlarına birisi bakmadan önce başvuru izleme sistemleri aracılığıyla filtreleme yapıldığını söylüyor. Şimdi size bu sistemin nasıl çalıştığını, özgeçmişinize neler yapıldığını ve özgeçmişinizin iş görüşmelerini planlayan, işe alım için karar vericiler tarafından görülmesi için nasıl aksiyon alacağınızı hızlıca aktaracağım. 1. Ada izleme sistemleri nelerdir? Ada izleme sistemi yazılımı şirketlerin işe alım araçları, en önemli özelliği de bu sistemler binlerce özgeçmişi topluyor ve sıralıyor. Online olarak bir işe başvurduğunuzda özgeçmişiniz genellikle doğrudan bir işe alım görevlisine ya da yöneticisine gitmiyor. Öncelikle bir sistem tarafından işleniyor ve işe alım yapan kişinin özgeçmişinizi görüp göremediği özgeçmişinizi bu algoritmalar için ne kadar iyi optimize ettiğinize bağlı. 2. İşverenler neden bu sistemleri kullanıyor? İşverenler ilan yayınlayıp bu ilanlara gelen nitelikli başvuru ölçümlerini araştırmışlar. Peki nitelikli başvuru oranı ne çıkmış dersiniz? Evet %2. Yani 100 başvurudan sadece 2 tanesi bu iş tanımıyla birebir eşleşiyor. Dolayısıyla işverenler yüzlerce, binlerce CV incelemektense bu %2'ye bakmayı tercih ediyorlar haklı olarak. Çünkü zamandan tasarruf sağlamak ve en iyi adayı seçmek onların hedefi. Bu sistemler tüm bu özgeçmişleri tek bir yerde tutuyor ve işe alım yöneticilerinin zamanlarını daha efektif kullanmalarına yardımcı oluyor. Bu sistemler işe alım profesyonellerinin başvuru havuzlarını daraltmasına yardımcı oluyor. Ancak en iyi adaylar bu havuzda yer alan çatlaklardan sızıntıyla geçebiliyor. Şimdi size ekranlarınıza PHP developers için bir başvuru yayınlanmış. Bu başvuruya gelen adayların ne kadar uyumlu olduklarını gösteren bir e, ekran görüyorsunuz karşınızda. Burada gördüğünüz gibi Andrew Candice aslında 4 rating'le en uyumlu olan profil. İletişim bilgisi olmadığı için iletişime geçirememiş muhtemelen. Diğer taraftan 3 yıldız alan ve e, contacted olan yani iletişime geçilen bir Richard Stevenson var. E, bunun haricinde e, şurada şeyi görüyorsunuz Paul Johnson hired yani işe alınmış daha önce. E, bu yüzden bu kişiyle iletişime geçilmemiş. Yani burada yıldızlı olarak görünen kişiler arasında olmak aslında sizin derdiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 3. Ada izleme sistemleri nerelerde var? Ya bizim sektörde bu kullanılmaz demeyin. Mevcutta çoğu büyük şirket başvuru izleme sistemlerini kullanıyorlar. Araştırmalara göre demin de bahsetmiştim. Fortune 500 şirketlerinin %99'u bu sistemleri kullandığını söylüyor. Diğer bir anket araştırması ise büyük şirketlerin %66'sı, küçük kuruluşların da %35'i bu işe alım yazılımına güvendiğini söylüyor. Yurt dışına başvuruyorsanız, büyük bir kuruluşa başvuruyorsanız bu sistemle karşılaşma şansınız çok çok fazla. Herhangi bir online form aracılığıyla bir yere başvuruyorsanız kesinlikle bir takip sistemi aracılığıyla başvurduğunuzu da söyleyebilirim. Hatta LinkedIn gibi platformların da artık kendi yerleşik sistemleri bulunduğunu da tahmin etmek çok da zor değil aslında görüyoruz hatta bunları. 4. Başvuran izleme sistemi nasıl çalışıyor? Bu sistem işverenlerin erişmesi için özgeçmişleri bir veri tabanında topluyor ve depoluyor. Özgeçmişleriniz başvurduğunuz pozisyonun doldurulmasından çok sonra da saklanabiliyor. Kurumsalda işe alım yöneticileri kullandıkları sisteme bağlı olarak özgeçmişleri her zaman çeşitli şekillerde arayabilir veya sıralayabilir. Yani filtreler aracılığıyla size tekrar tekrar ulaşabilirler. Bazı işverenler bu sistemlerden gelen her iş başvurusuna bakmayı tercih ediyor. Ancak ekranda tüm özgeçmişler arasında çok kısıtlı bir gösterim olduğu için Pozisyonunuz, çalıştığınız şirket, tecrübe, üniversite gibi kısıtlı bilgilere hızlı bir bakış atıyor İK'cı ve yaklaşık 6 saniyede daha fazla bilgi edinmek isteyip istemediğine karar veriyor. Bu durumda mümkün olduğunca doğru başvurular yapmak ve eşleşme oranlarınızı artırmak görünürlüğünüzü de artıracak. Az önce gösterdiğim o yıldız oranı ne kadar fazla tutarsanız İK harcının da aslında o kadar odağına girmiş olacaksınız. Otomatik sıralama. Bazı sistemler özgeçmişinizi iş tanımıyla otomatik olarak karşılaştırabiliyor. Hatta bunu en son kariyer nette yaparak böyle bir özellik çıktığını duyurmuştu işverenlere. Yurt dışı bir platformun ekran görüntüsünü paylaşıyorum şu anda sizinle. Burada iş alım yöneticisi direkt olarak sizin eşleşme puanınıza göre sıralayıp en iyileri önüne getirebiliyor. Dolayısıyla üstteki Jason'a %92 oranla eşleşme olduğu için direkt olarak ulaşıyor diyebiliriz. İşverenler her başvuruyu gözden geçirmek yerine bu sistemlerin harika bir eşleşme olarak tanımladığı adaylara doğrudan odaklanabiliyorlar. Dolayısıyla İK neden aramıyor sorusunun yanıtı direkt olarak bu olabilir. Yakın zamanda katıldığım bir konferansta Ikarus HR olarak bizim de bu sistemler üzerinde çalıştığımızı optimizasyonlar yaptığımızı söylediğimde bir öğrenci arkadaşım canlı bir örnek görmek istediğini belirtmişti. Şimdi bu örneği sizlerle paylaşacağım. Bu da yine yurt dışı kaynaklı bir eşleştirme sistemi. CV'nizi kopyalayıp bu kısma yapıştırıyorsunuz. Karşınıza da hangi iş ilanı için başvuruyorsanız iş tanımı ve niteliklerini yapıştırıyorsunuz. Scan etmesi için sisteme talep gönderdiğinizde karşınıza bir match rate geliyor. Hatta görüyorsunuz ne kadar komplike bir şekilde CV uyum oranınızı e, gerek yetkinliklerinize gerek eğitiminize hatta bir adım öteye giderek cümleleriniz için bile güncelleme önerisinde bulunan sistemler aslında var bunun arkasında. Bu match rate kısmı aslında LinkedIn'de de var. Muhakkak görmüşsünüzdür. Bir ilana başvururken ne kadar uygun olduğunuzu gösteren ekranlar bunlar. Artık iş bulamıyorum sorusuna yanıt olarak CV'lerinizi bu sistemlere uyarlamadıkça mülakat daveti için de aranmazsınız. Çünkü sizi kimse göremiyor. Peki neler yapabilirsiniz? Öncelikle anahtar kelime aramaları. İşverenlerin başvuru izleme sistemleri sisteminde özgeçmişleri filtrelerken genelde temel beceri ve ünvanları aradıkları saptanmış. Örneğin sistem üzerinden gelen 400 tane özgeçmişten bir iOS developer pozisyonu için işe alım yapıyorsak ilk anahtar kelimesi muhtemelen iOS developer olacaktır. Bu arama ile daha önce tam olarak bu işi yapan adayları izole etmiş oluyoruz. Özgeçmişinizde tam olarak bu terime sahip değilseniz şanssız kesimdensiniz diyebiliriz aslında. İkinci olarak sizden istenen bir yetkinliği girebilir. Örneğin Swift diyebiliriz mesela teknik bir terim olarak. Bu aramada da muhtemelen adayların sayısını oldukça düşürecek. Sonuç olarak İK sistemin kendisine önerdiği en iyi kişilerle görüşmeyi seçecektir. Neden bunlar arasında olmayasınız? Bir arama birden fazla terim içerebilir. Örneğin, iş için önemli bir başlık ve becerilerin kombinasyonunu içeren karmaşık bir arama yapabilir. Dolayısıyla kendiniz için iş bakıyor ve bu ilan tam bana göre diyorsanız, lütfen o ilana uygun anahtar kelimeleri CV'nize ekleyin. Doğru özgeçmiş anahtar kelimelerini tahmin edebilen adaylar işveren arama sonuçlarına dahil olma şansı en yüksek olacaktır. Hangi becerilerin ve anahtar kelimelerin ekleneceğini anlamanın en iyi yolu iş tanımını analiz etmektir. Ancak mevcut sistem neleri tanımıyor? Onları da şu anda sizle paylaşmak istiyorum. Grafikleri, ikonları, sembolleri tanıyamıyor şu anda mevcuttaki aday sistemleri, aday takip sistemleri. Metin kutularını, tabloları, yan panelleri, altı çizili, italik yazıları, koyu renkleri ya da apostrof işaretlerini, yatay çizgileri, uzun dikey çizgileri, linkleri, gereksiz fotoğrafları, 11 puntodan küçük yazıları bunları tanımlayamıyor ve dolayısıyla sizin ratinglerde üste çıkmanızı engelliyor. Bu sistemi nasıl yenerim? Her başvuruda özgeçmişinizi iş tanımına dikkatlice uyarlamanızı istiyorum. Özgeçmişte anahtar kelimelerinizi iş tanımıyla eşleştirerek arama ve sıralama algoritmalarını optimize etmenizi istiyorum. Maksimum aranabilirlik için anahtar kelimelerin hem uzun biçimli hem de kısaltma sürümünü kullanın. Yani mesela MBA yazabilirsiniz ya da işletme yüksek lisansı yazabilirsiniz bunun yerine. İşletme yüksek lisansını yazıp parantez içinde MBA yazabilirsiniz. Grafiksel olan özgeçmiş biçimlerinden mümkünse bu tarz sistemler için sadece kaçının. Yani online bir başvuru yapıyorsanız mümkün olduğunca hibrit CV'leri yani kronolojik sıraya sahip olan, e, normal Word formatındaki kendi özgeçmişinizi eklemeyi unutmayın. Tablolardan, sütunlardan kaçının. Özellikle ayrıştırma hatalarına denk gelirsiniz ve yine gözgeçmişiniz gözden kaçar. Geleneksel ve her işletim sisteminde olan bir yazı tipi kullanın. Bilgiler kaybolabileceği ve ayrıştırma hatasına neden olabileceği için üst bilgi veya alt bilgi kullanmayın. İş deneyimi gibi standart özgeçmiş bölüm başlıkları kullanın. İşte nerede bulunuyorum, şu an neredeyim falan bu tarz şeyler yazmayın. Dosyanızı mümkünse docx olarak kaydedin ve sistemi kandırmak için ekstra sizde olmayan şeyleri yazmayın. Çünkü İK karşısına geldiğinizde tutarsız bir veri görürse bu sefer sistemi geçseniz dahi işe alım yöneticisi artık adınızı unutmayacak ve belki de bir daha CV'nize bakmayacak hatta daha da kötüsü kara liste olarak işaretleyebilecektir. Bu yüzden gerçek beceri setinize göre mümkün olan en iyi özgeçmişi oluşturmaya odaklanın. Bu sistemler için optimize edilmiş bir özgeçmiş bot denilen algoritmaları geçip gerçek biriyle mülakat yapmanın ilk adımı. Ikarus HR olarak biz de bu sistemlerin optimizasyonu ve daha doğru seçimler yapması için çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacınız olursa her zaman buradayız. Hepinize başarılar diliyorum.